1992 yılı Noel arifesiydi ve New Yorklular kutlama yapıyordu. Long Island'ta Soak Spring Harbor'da Pamela ve John Mascaro, 3 yaşındaki kızları Holly ile bir aile kutlamasından çıkmışlardı. Her şey tamam mı? Brandon Finn, Queens'te Grand Central otoyolunun yanındaki mezarlığın arkasında bulunan benzin istasyonunda sıkıcı gece vardiyasına başlamıştı. Ama yaşayacağı şok onu yıllar boyunca rahat bırakmayacaktı. Yardım edin! Karım vuruldu! Lütfen 911'i arayın, hadi! Korkmuştu, çılgına dönmüştü. Benzin istasyonuna geldikten sonra arabadan atlayıp bağırıyor ve yardım istiyordu. Yardım edin lütfen! Karım vuruldu! Polis ve ilk yardım ekibi birkaç dakikada ulaştılar. Olay mahallinde kurban ön koltuğa düşmüştü ve her yer kan içindeydi. Mucizevi olarak can ve kızı yara almamıştı. Aslında kurşunlardan biri neredeyse çocuğa gelecekmiş. Oturduğu koltuğu delmiş geçmiş. Can bir aile kutlamasından evlerine dönerken yabancı birinin araçlarına ateş ettiğini anlatır. Anlayamadım. Otoyoldayken biri bize ateş etmeye başladı. Bilmiyorum. John Grand Central otoyolunda ilerlerken görünüşe göre başka biri onu geçmeye çalışmış. Biraz atışmışlar. Diğer araç kenara çekip ateş etmeye başlamış. İsminiz? John Mascaro. O ne durumda? O iyi mi? İçinde aile bulunan hareket halindeki bir araca ateş etmek nasıl bir duyarsızlıktır? Bu sıradan bir şiddet suçu mudur yoksa bu o aileyi hedef almış mıdır? Polis çok karmaşık, çözülmesi zor, şahitlerin çok az olduğu ve kurbanın da belki bir daha hiçbir zaman konuşamayacağı bir vakayla karşı karşıyaydı. Noel arifesinde Grand Central otoyolunda ateş edilme olayı olmadan önce Mascaro'lar mutlu genç bir aileydi. Nefis kokuyor. Tadına bakmak ister misin? Elbette. Pamela ve John üniversitede tanışmışlardı. Üniversite aşıklarıydı. Kağıt üzerinde oldukça mutlu bir aile gibi görünüyorlardı. İkisi de şehirde çalışıyordu. John muhasebeciydi, Pamela da inşaat şirketindeydi. Apartman yöneticiliği yapıyordu ve şehirdeki birçok bina ona bağlıydı. Forest Hills'deki evlerinden her gün iş için Queens'e gidip geliyorlardı. Forest Hills çok hoş, orta sınıf bir muhitti. Sakin bir bölgeydi. Bazı güzel evler vardı. Hayattan beklenilen her şeye sahiptiler. Genç bir aileydi. İkisinin de iyi işleri vardı. Ama şimdi Mascaro'ların hayatı risk altındaydı. Pamela'ya yaşam mücadelesi veriyordu. Acilen hastaneye yetiştirdiler. John hastanede onun yanında olmadan önce polis durum hakkında bilgi almak istedi. Ama o neler olduğunu henüz anlamış gibi görünmüyordu. Noel arifesiydi. Evlerine doğru gidiyorlardı. John, transit yolda bilmeden başka bir sürücüyü kızdırmış olabileceğini söyledi. John birinin önüne kırmış. O an anlayamamış ama sonrasında bu şahıs öfkelenmiş. Yol kenarına çekmiş ve ona bağırıp küfretmeye başlamış. Aniden Mascaro'ların aracının arkasına geçip ateş etmeye başlamış. Her şey bir anda olup bitmiş. Bir gürültü duymuş ama karısına bakıp da vurulduğunu görünceye kadar ne olduğunu anlayamamış. John polise yardımcı olabilecek bazı detayları sonradan hatırlayabilir. Arabanın tarifini verdi ve koyu renkli bir araç ve İspanyol kökenli biri olduğunu söyledi. Ama John çok sarsıldığı için otoyolun hangi bölümünde ateş edildiğini tam olarak hatırlamamaktadır. Kafası çok karışmıştı. Orada bizzat bulunduğu halde cevaplaması gereken birçok soruya cevap veremiyordu. Olayın 2-2,5 kilometre mesafe içinde olduğunu herhangi biri söyleyebilirdi. Şimdi hastaneye gidebilir miyim lütfen? Dedektifler John'ın karısını ziyaret etmesine izin verir. Bu arada onlar da aldıkları ipuçlarına göre arabanın izine düşerler. 9 milimetrelik bir silahla vurulduğu kanıtlanmıştır. 3 kurşun deliği bulundu. Araca 3 kez ateş edilmişti. Ama 2 adet mermi çekirdeği buldular. 3. çekirdek Pamela'nın kafasındadır. Doktorlar Mary Immaculate Hastanesi'nde onu yaşama döndürme çabası verirler.
Merhaba, ben Doktor Feinberg. Karınız şu anda ameliyatta. Bir gelişme olduğunda size bilgi vereceğiz. Lütfen bana haber verin. Aldığım anda vereceğim. Teşekkür ederim. Dedektifler Can'dan daha fazla detaylı bilgi alana kadar bekleme durumundadırlar. Bu soruşturmayı yürütebilmemiz için yardımına ihtiyacımız var. Karım ameliyattayken şu anda hiçbir yere gidemem. Çok üzgünüm. Can, yardımına ihtiyacımız var. Orada bir tek sen vardın. Neler olduğunu tam öğrenmemiz için sana biliyorum, bilgi almamız gerekiyor. Zaten benimle konuştunuz. Olay yerinde konuştunuz. Karımın yanında kalmam gerek. Bir yere gitmiyorum. Ameliyat saatler sürebilir. Bu sorgulamada bize yardımcı olabilirsin. Bizimle gelir misin? Belki de bunu yapan şahıs hakkında bir şeyler bulmamıza yardım edebilirsin. Böylece polis merkezinde Can bir şeyler daha anlatabilirdi. Otoyolda ne zaman ve nerede olduğumu bilemiyorum. Sadece sanki ateş etme sesleri duydum. Karınız çalışıyor mu? Ne iş yapar? Evet, bir inşaat şirketinde çalışıyor. İş yerinde bir sorun var mıydı? Hayır, bildiğim kadarıyla yok, hayır. Peki senin John, senin işinde bir sorun hayır, var hayır. Mı? Hayır, hayır. Sorun yok, sorun yok, hiç yok, hayır. Hayır. Peki sana veya karına herhangi bir sebepten dolayı zarar verebileceğini düşündüğün biri var mı? Hayır, hayır. Yok. Adam vurma olaylarında ilk olarak en yakın ilişkide olunan kişi, yani bu olayda kocasıyla konuştular. Can elbette ki üzgündü. Olağan bir durum ama bu bir kuraldır. En yakın kişi sorgulanır. Soruşturma derinleştiğinde belki Can üzerinden bir ipucu yakalayabileceklerini düşündüler. Burada da ilk olarak, doğal olarak onu sorguladılar. Başka bir kanıt veya belge olmadığı için tek şahit olarak kocası vardı. Biz de ondan saatler boyunca olayı tekrar ve tekrar anlatmasını istedik. Atladığı veya yanlış söylediği bir şeylerin olup olmadığını kesinlikle öğrenmemiz gerekiyordu. Soruşturmadan sonra Can hastaneye geri döndüğünde destek almak için oraya gelen yakın arkadaşıyla karşılaşır. Tanrım, çok üzgünüm. Holly nerede? Şimdi Selin'in yanında. Peki yapabileceğimiz bir şey var mı? Noel günü birçokları için en neşeli günlerden biriyken Can olabilecek en kötü haberi alır. Bay Mescaro. Maalesef kurtaramadılar. Çok üzgünüm, onu kaybettik. Herkes yıkıldı. Duvarları yumruklamaya başladılar. Yerlere yığılıp ağlamaya başladılar. Bütün hayatları hep bu insanlarla birlikte geçmişti. Polis merkezinde de kötü bir gündür. Size kötü haberlerim var. Kurban Pam Mescaro'yu hatırlıyor musunuz? Olay yerinde ölmüş. Mutlu Noeller. Duygu yüklü olursunuz. Arka koltukta oturan sizin kızınız ya da karınız olabilirdi. Ve Noel günüydü. Onlarca dedektif Noel günü kendileri istekli olarak şikayet bile etmeden olay yerine geldi. Olay mahalli kesin olarak belli olmadığı için memurlar ateş edilen yeri kesin tespit için geniş bir alanda araştırma yapar. Hiç görgü şahidi olmadığı için polisler adım adım ilerlemektedir. Şimdi de Grand Central otoyolunda adımları canlandırmamız için yolu kesmemiz gerekiyor. Boş kovanları ve mermileri kesinlikle bulmak istiyorduk. Bunu ciddi anlamda kafamıza takmıştık. Boş kovanlar varsa belki de toplanmış veya oradan geçen yüzlerce araç tarafından savrulmuş da olabilirdi. Yani o noktada olay mahalli epey karmakarışıktı. Polis oldukça tuhaf bir şey bulur. Bir cep dolusu bozuk para buldum. Bunlar nedir diye otoyolda görevli çocuklara sordum. Onlar ne için? Yani bozuk paralar. Arabayı kullanırken arkadan birisini yakın takip yapınca seni rahatsız ediyorsa ondan kurtulmanın en iyi yolu camdan bir bozuk para atarsın. Ön camına çarpar ve camı çarpar. Şimdi anlaşıldı. Otoyol kenarında atılmış bozuk paralar bir anlam taşıyordur ama Can Mescaro'nun anlattığı olay oldukça vahimdi. Araçtan ateş etme olayı pek yaygın değildir. Ufak çaplı kazalarla atlatılır ama genel olarak ateş etmeye sebep olmaz.
Yol verme kavgaları olabilir. İnsanlar birbirlerine bağırır, çağırır ama birileri durup da bir aileyi tehdit edebilecek bir şekilde silah çekmez. Alınan cevaptan daha çok soruyla karşılaşan polislerin kurbanlar hakkında daha çok bilgiye ihtiyaç var. Olay mahallini tam olarak tespit edemediğimiz için Mescaro ailesini araştırmaya başladık. Bu insanları iyi tanır mısınız? Evet, evet, iyi komşular. Polis yeniden çevreden bilgi toplamaya başladı. Komşularıyla, arkadaşlarıyla konuşup belki bir şeyler, bir kanıt bulmayı umut ediyordu. Konuştukları herkes aynı şeyleri söylüyordu. Mutlu, harika bir aileydiler. Ama polis bir anda Pam'in yakın çevresinden birinden bilinmeyen bir gerçeği öğrenir. Kavga veya anlaşmazlık mı? Pam'e büyük bir miras kaldığını biliyorum ve bu parayla neler yapacakları hakkında farklı fikirleri vardı. Aralarında bir tür kavga olmuştu. Pamela Mescaro'ya çok büyük miktarda para kaldığı için parasal konunun bir sebep olabileceğini düşündük hemen. İyi gitmiyordu. Bir sürü kavgadan dolayı çok sıkılmıştı. Parayı kullanmak için onun iznine ihtiyacı olmadığını söylüyordu. Kendini iyi hissettiği müddetçe kullanacağını söyledi. Sorgulamada başka bir sürpriz daha vardı. Şimdi de polis Mescaro'ların başkalarının mutlu olduklarına inandıkları kadar mutlu olup olmadığını merak etmektedir. Geriye dönüp canı gözlemlediklerinde dedikleri gibi aile fazlaca mükemmeldi. Abi neden çalışıyorsun? Çalışıyorum çünkü sen yoksun. Bu çocuğu kendim büyütüyorum. Kendi param var biliyorsun. Çocuğa da kendim bakıyorum. Fark bu. Peki aptal aptal konuşma. Onu alıyorum. Hayır. Görürsün. Böyle konuşma. Geri gel lütfen. Hadi. Mazeretler varsa o bir şüphelidir. Pamela Mescaro'nun başından bir kurşunla öldürülmesinden iki gün sonra polis katilini bulmak için her yönden araştırmaktadır. Öncelikle kocası John'dan başlarlar. Yol alıp verme olayı gibi anlatıyordu. Ama çıldırmış gibi olduğundan tam olarak anlatamıyordu. Kesin bilgi vermediği için ondan şüphelendik. Maktulün eline ölmeden önce yüklü bir miktarda para geçmiş olması, polisi kocasının maddi kazanç için bu olayı yapmış olma olasılığına yönlendirdi. Polis John'la yeniden konuşmak ister. John, karınıza ne kadar miras kalmıştı? Mirasla ne alakası var? Aranızda paranın nasıl kullanılacağı konusunda tartışma oldu. Hayır. Biz daha önce para konusunu sorduğumuzda neden bahsetmedin? Benim mirasım veya onun mirası veya nereden gelirse gelsin miras olarak düşünmemiştim. Belki de kendi istediği gibi harcamak istemiştir, siz başka bir şey söylemişsinizdir. Belki öyle yapmak istememiş olabilir, öyle veya böyle harcamak istemiş veya istememiş olabiliriz. Biz mutluyduk ve gelen mirasta iyi bir şeydi. Size bu soruları sormak zorundayız, şimdi sakin olun tamam mı? Soru sormamız gerekiyor. Bana ne olduğunu anlatmam için yönlendirici sorular sormalısınız ama şimdi siz sürekli beni suçlar gibi sorular soruyorsunuz. Neler olduğunu anlayamıyorum. Siz para konusundan bahsetmeyince biz açtık. Para konusunu açmadım. Çünkü hiçbir önemi yoktu. Peki John, seninle irtibatta olacağız. Ortada bir şeyler dönüyordu. Belki de kendi planladı ve yaptı. Ve olayı bu şekilde kurguladı. Harika bir hayat. He? Evet, belki fazlaca harika. Bu adamda bir terslik var. Karısı kafasından vuruluyor, oysa nerede olduğunu ve hiçbir şey bilmiyor. Bana göre ben inanmıyorum ortaya büyük bir miras gelsin ve kadının artık ona ihtiyacı kalmasın. Olacak şey değil. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Evet, saat kaç biliyorum. Sarhoşsun. Pekala. Çocuğumuz olduğu zaman davranışlarını değiştireceğini söylemiştim. Peki. Ben böyle istemiyorum. Kendi param var. Çocuğumu alıyorum. Bu kızı kendim büyüteceğim. Hayır, yapamazsın. Evet yaparım. Hayır dedim, yapamazsın. Yaparım, görürsün. Hey Pam, Pam! O anda zaten bir ayağı dışarıdaydı. Ertesi gün Noel arifesiydi. Arkadaşlar için büyük bir şov yaptılar. Harika bir aileyi oynadılar. Bu da numaraydı değil mi? Evet, artık endişelenmene gerek yok. Ama arabada sorun büyüdü. Sen bir domuzsun, baş belasısın.
Senden boşanmak için bekleyemiyorum. Orada kızlara nasıl baktığını gördüm. Görmediğimi sanıyorsun ama hepsini gördüm. Arabada bir tuhaflık olduğunu söyledi. Sen de hissediyor musun? Neyi? Tuhaf bir şey var. Sanki lastikte. Sonra trafiğin gürültüsü arasında karısını başından vurdu. Bebeği aldı. Arabaya birkaç el daha ateş etti. Yol alıp verme kavgası izlenimi oluşturdu. Sonradan çığlık çığlığa benzin istasyonuna geldi ve mucizevi bir şekilde neler olduğunu hatırlamıyordu. Yardım edin! Yardım edin! Karım vuruldu! Lütfen yardım edin! Evet ama kim karısını böyle vurur ki? Çok karışık. O da bizim böyle düşünmemizi istiyor. Bu arada genç bir annenin Noel arifesinde trajik ölümü manşetlere taşınınca bütün şehir korkuya bürünür. Bu büyük bir birinci sayfa hikayesiydi. Saat 6 haberlerinde taşındı. Halk cinayetin çözülmesini istiyordu. Elbette haklı gerekçelerle. Üzerimizde baskı hissediyorduk. Polis vurulma olayının rastgele veya planlı olduğunu henüz açıklayamadığı için halk her zaman en kötü senaryoyu düşünür. Hiç kimse Pamela'nın neden vurulduğunu söyleyemiyordu. Herkes sırada kendileri olabileceğini söylüyordu. Ayrıca 911'den polise sayısız bazı adamlar yolumu kesmeye çalıştı diye ihbarlar geliyordu. Suç ihbar. Birileri küfredip bana doğru ellerini salladı. Belki de oydu diye korkmuş kişiler. John basına açıklamalar yapar. Polis ilgiyle takip etmektedir. Basın önünde olduğu için dokunaklı bir şekilde karısı için adalet istiyordu. Çok üzgün olduğunu ve konunun peşini bırakmayacağını söylüyordu. İyi akşamlar. Burada Grand Central otoyolunda giderken trajik biçimde karısını kaybeden kederli koca John Mascaro ile birlikteyim. Dedektifler John'ın umutsuzca adaleti arayıp aramadığına yoksa her şeyin bir plan mı olduğuna karar verememekte. Herkesten yardım dileyen, matemli dul kalmış bir koca görüntüsü veriyordu. Sabahları yatağımdan kalkınca kızımın gözlerine bakıp annesinin bir daha geri dönmeyeceğini bilmek. Her gün en az bir kere bunu yaşıyorum. Dışarıda bunu yapan, karımı hayattan koparan ve aile hayatımı söndüren bir canavar var ve o hala dışarıda. Eğer birinin bilgisi varsa lütfen bu kişiyi adalet karşısına çıkarabilmem için yardımcı olsun. Lütfen bunu rica ediyorum. Bana yardım edin. Doğrusunu söylemek gerekirse seyrederken bunu hedef şaşırtmak için yaptığını görebiliyorduk. Görevim gereği beni geçin, herhangi biri dahi bunu fark edebilirdi. Biz bunları yüzlerce kez yaşadık. Günler geçerken polisler yeni bir şeyler elde edemeyince bu kez Pamela'nın bina yöneticiliği işinde cinayete ışık tutabilecek bir ipucu araştırır. Ne buldun? Yeğeninin inşaat şirketi, aile şirketi biraz şaibeli. Dişape ailesi adına rastladım. Şahıs değil, grup şirketler ve pis işleri var. Bu ismi daha önce de duydum. Sanırım bakmaya değer. Kesinlikle. İnşaatta bina yöneticisiydi ve birçok kişiyle ilişkisi vardı. New York şehrindeki inşaat şirketlerinin pek çoğunun organize suçlarla ilgisi vardı. Maktul'ün işvereniyle konuştuk. Birileriyle şahsi görüşmelerinde bu tip bir konuşmaya veya benzer bir duruma rastlayıp rastlamadıklarını sorduk. Pam'in yolu, kanun dışı iş yapmak isteyen birinin yoluyla kesişmiş olabilir miydi? Ben burada mı? Hayır, inşaat sahasında. Yardımcı olabilir miyim? Böyle iş sahalarında pek kadın olmaz. Şehirdeki her noktada veya inşaatta organize suç işleri onların elindeydi. Şimdi polis yanlış kişiye hayır deyip demediğini araştırmak durumundaydı. Acaba birilerinin işini sıkıntıya soktuğu için onları üzmüş olabilir miydi? Onlar da düzeltmek için geldiklerinde bu kişi karşılarına çıkmış olabilir miydi? Parfümün güzel kokuyor. Kocam almış. Bir gangstere baktığında az veya çok cinayet işlediğini anlayabilirsin.
Şimdi bir sorunumuz var. Ölümünden 3 gün sonra New York dedektifleri Pamela Mascaro'nun çalıştığı inşaat şirketinde öldürülüp öldürülmediğini araştırmaya başlarlar. Bu şehirde organize suç mafyasından okey alıp onlara ödeme yapmadan şuraya beton dökeyim de bir bina dikeyim diyemezsiniz. Dedektifler Pamela'nın kendisinin illegal bir işe girmeyeceğinden oldukça emindirler. Ama şimdi acaba tehlikeli bir ortama çekilen masum bir piyon muydu diye şüphelenmektedir. Bu baştan araştırılması gereken bir yol. Bu yoldan bakılırsa organize bir suçla alakalı olup olmadığı ortaya çıkar. Seni yakaladım. Ne yapıyorsun? Gittiğini sandım. Bu vaka beni yine sigaraya başlattı. Dinle, biraz önce yeğenin inşaat şirketine gittim ve sürpriz şekilde bu adamların kanunlara karşı çok gevşek olduğunu gördüm. İlginç. Pem'in cinayetle alakası var mı? Hayır. Ben öyle görmüyorum. Pem'in alakası var demiyorum. Belki de yanlışlıkla bir şeylere şahit olduğu için kendini kurtaramamıştır diye düşünüyorum. Pem, neden eve gitmiyorsun? Aa, neredeyse bitmek üzere. 5 dakika daha. Israr ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İş arkadaşlarından biri kaybolmasını söyledi. Ne olduğunu bilmiyordu ama onu dinledi. Mutlu Noeller. Mutlu Noeller. Bu arada gangsterler bir işler çevirmek için geldiler. Beyler lütfen acele edin. Kapa çeneni. Pam anahtarlarını unuttuğunu fark etti ve almak için geri döndü. Gangsterler tam dışarı çıkarken Pam de içeri girdi ve neler olduğunu gördü. Bu da hiç iyi olmadı. Şimdi bir sorunumuz var. Sonra da Noel'de gangsterler yapabilecekleri en iyi şeyi yaptılar. Kendi sorunlarının çaresine baktılar. Organize suçlardaki bizim adamlara sorsak belki bize yardımcı olabilirler. Tamam, hallederim. Pekala, sen sigaranı iç. Keyifle. Tamam. Dedektifler ahlak zabıtasıyla irtibata geçip Pamela'nın şirketinin suçlara karışmış bir dosyası olup olmadığını araştırır. Esnek bir durum. Yine elde bir şey yok. Her şeye bakıyorsunuz. Organize suç dendi mi herkes bir anda ayaklanıyor. Polisler aynı zamanda balistik raporları aldılar. Ama sistemdeki hiçbir silah uymamaktadır. Mutlu Noeller. Evet. Mutlu kahrolası yeni. Arabanın içindeki ve maktuldaki balistik bulgulardan hiçbir şey elde edemedik. Hiçbir bağlantı kuramadık. Bir çıkmazdan diğerine. Belediye başkanı dahi yeni ipuçları bulabilmek için yardım teklif eder. İhbarcılara 10 bin dolar mükafat önerdi. Aile de bir miktar önerdi. Mükafat 36 bin dolara kadar çıktı. 1992 yılı düşünülürse oldukça iyi bir paraydı. Suç ihbarı nasıl yardımcı olabilir? Mükafat hemen etkisini göstermiştir ve aramalar çoğalır. Gelecek aylar için dedektifler karşılarına çıkan her öneriyi değerlendirmek ister. Gelen aramalara göre hareket ediyorsunuz. Bazıları boşa kürek çekmek gibi. Bazen de biri diğerine kızdığı için onun hayatını zehir etmek için ihbarda bulunmuş. Birçok ihbar vardı ama bunların bize bir yararı olmadı. Haftalar aylar geçer. Cinayetten bir yıl sonra dedektifler hala pes etmemiştir. Yeni yılın yeni şanslar getirmesini ümit ederler. Dedektiflerin en çok yaptıkları şeylerden biri, her zaman geriye dönüp, aynı gün, aynı saatte, belli bir sokakta, aynı kişilerin bulunup bulunmadığı, pazartesi gecesi o saatte olan bir kişinin, cumartesi aynı saatte, aynı yerde mi diye gözlemlemekti. Polis memurları ümitsizce bir tür şahit bulabilmek için Green Central otoyoluna bizzat araçları durdurup motorculara belki düzenli bir şekilde bir akrabalarına ziyarete giderken bir şeylere rastlamış olabileceklerini düşünerek sorular soruyorlardı. Ne yazık ki elleri boş döndüler. Böyle soğumuş bir vakada zaman gözetmiyorduk.
John Mascaro size gelmiş beyler. Ver başkan, gel otur. Zor geçen bir yıldan sonra polislerin elinde John Mascaro'ya verebilecekleri herhangi bir bilgi yoktur. Ne elde ettiniz? Şimdilik sana verebileceğimiz yeni bir bilgi yok. Hiçbir şey mi? Bana hep şüpheli gözüyle baktınız ve şimdi hiçbir şey yok mu diyorsunuz? Her şeye baştan başlıyoruz ve bu olay üzerinde çalışıyoruz. Baştan başlıyorsunuz. Karımın katili hala dışarıda ve siz baştan başlıyorsunuz. Can, biz Grand Central otoyolunu bile kapattık ama hiçbir şey çıkmadı. Bu beni rahatlatmıyor. Karım öldü. Onu öldüren hala dışarıda bir yerlerde. Sadece onu bulun. Tamam mı? Mutlu Noeller. Ailenizle keyfini çıkarın. İkinci yıl geçmiştir ve olayda gelişme yoktur. Ama polisler yeni bir kaynaktan aldıkları bilgiyle soluklanır. Çok şanslıydı. Aman tanrım. Cinayetten 2 yıl sonra 111. polis merkezinden 2 dedektif... bir takip sonucu hırsızlık olayını sorguluyorlardı. Polis kurban Sarah Shaw'un hikayesini dinlemek için karşısına oturur. Sarah, eve geldikten sonra neler olduğunu anlatır mısın? İçeriye girdik. Mutfağa yürüdük. Konuşuyorduk. Ve merdivenlerden aşağı indi. Ben bağırdım ve arkasından... Böyle bir şey ilk kez olmadı. Hayır, yani onu tanıyorum demek isterdim. Tanıyor musunuz? Evet. Adını söyler misiniz? Bruce Warren. Daha önceleri onunla sıkıntısı olan eski bir iş arkadaşının adını verdi. Sanırım onu takıntı haline getirmiştir. Bruce Warren, Kennedy Havaalanı'nda bagaj taşıyıcısıdır. Hırsızlık kaydı vardır ama şimdi kasıtlı ve gasp içeren bir hırsızlığa terfi etmiştir. Dedektifler direkt olarak Bruce'un evine hırsızlık için sorguya giderler. Sen Bruce Warren mısın? Kim soruyor? Polis, buraya seninle konuşmak için geldiğimize pek şaşırmadın değil mi? Biraz nefes nefese gibiydi. Ve bahsettiğiniz şeyle benim hiç ilgim yok. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. İsterseniz odama arayın dedi. O halde iyi dedektiflerin yaptığı gibi onlar da peki aramamızı istiyorsanız arayalım dediler. Bu takipli hırsızlıkla ilgili evde kanıt aramaya başladılar. Ve aynada bir fotoğraf gördüler. Bu olumsuz bir bulguydu. Pamela Mascaro'nun öldürülmesinden 2 yıl sonra dedektifler takip olayından dolayı Bruce Warren'ı sorguya çekerler. Dairesinde aynasının kenarına kısırılmış bir gazete parçası dikkatlerini çeker. Bu annesi 2 yıl önce öldürülen 3 yaşındaki Halle Mascaro'nun fotoğrafı olan gazeteden alınmış bir makaledir. Sıradan birinin dairesinde duvarda asılı durması çok çok tuhaf bir durumdu. Aileyle bağlantısı yoktu. Bu kızı tanıyor musunuz? Hayır, şahsen hayır. Neden fotoğrafı burada asılı peki? Gazetedeki hikayeyi gördüm. Yani dinleyin, onu gördüm. Annesi, evet annesi vurulmuştu. Annesi ölmüştü. Küçük kıza üzüldüm. Ne var bunda? Neden bana soruyorsunuz bunu? Anlayamıyorum bir türlü. Neler oluyor? Bütün söylediği. Bu hikayeden çok etkilendi ve küçük kız için kendini çok kötü hissettiğiydi. Ellerini arkanda tut. Polisler Bruce'u Sarah Shaw'un dairesinde hırsızlık yapmaya girdiği için tutuklar. Bir anda kırmızı bayrak kalktı. Dedektiflerin kafasında onun için tehlike çanlarıydı. Hiç de iyi çalmıyorlardı. Pek anlam veremiyor görünüyordu.
Bunun kayıtlarını sen mi alıyorsun? Hayır, almadım. Bu Mescaro dosyası. Bir göz atarız. Polis hemen Pamela Mescaro dosyası üzerinde çalışan dedektiflere bilgi verir. Biz ne buldunuz? Bu şahsı takip ve hırsızlık suçundan enseledik. Aynasının kenarında bu gazete sıkıştırılmıştı. Buna bir anlam veremiyorum. Şimdi de Bruce Warren üzerine odaklanmalıydık. Hakkında her şeyi öğrenmeliydik. Nerede çalışmış, neler yapmış. İş yerindekilerle konuştular. Ayyaş olduğunu öğrendiler. Telefonu al. Polisler Bruce'un öfke kontrolü olmadığını da öğrenirler. Telefonu al! Çapukça davranışlarla dolu bir geçmiş olduğunu öğrendiler. O bir röntgenciydi. Yarı psikopat da denilebilir. Evet, bu söylenebilir. Polisler Bruce'un Pamela Mescaro'nun öldürüldüğü geceki iş kayıtlarını isterler. JFK'de çalışıyor ve en kısa yol Grand Central Otoyolu. Sürpriz, sürpriz. Evet. Kennedy Havaalanı'na giden yolun direkt olarak cinayet mahallinden geçtiğini biliyorduk. O gün Kennedy Havaalanı'nda çalışıyordu ve Grand Central Otoyolu'ndan gitmesi onun zamanlaması için çok önemliydi. Olay yavaş yavaş açığa kavuşmaktadır. Bu trajik cinayetten yıllar sonra sonunda doğru yoldayız diye içlerinde güzel bir his vardı. Bruce'un hedefte olmasıyla dedektifler dairesini aramaya giderler. 9 milimetrelik tabanca için kurşunlar buldular. Şuna bak. Ne buldun? 9 milimetre. 9 milimetrelik silahla ateş edildiği için çok önemliydi. Ne yazık ki polis silahın kendisini bulamaz. Ama hırsızlıktan dolayı Bruce'u uzaklaştırmayı başarırlar. Mahkum Bruce Warren. 6 numara. Eyalet hapishanesinde önce 1 yıla sonra 2 yıla mahkum oldu. Bu sayede dosya üzerinde daha çok çalışıp onun Pamela'yı vurup öldüren kişi olup olmadığını araştıracaklardı. Bruce polislere itiraf etmeyecektir. Ama hücre arkadaşlarından birini anlatabileceğini umut ederler. Bölge konuştuk. Bir işbirliği anlaşması yapmamıza sıcak bakıyorlar. Bu anlaşmayla zamanınızdan da azalacaktır. Sizinle çalışmak istiyoruz. Ama bizim için bir şey yapmalısınız. Hapiste güvenilir bir muhbir buldum. Bu Bruce Warren isimli şahısla arkadaş ol. Bak bakalım önceden hayatında hiç suç işleyip de yakalanmadığı bir şey olmuş mu öğrendin? Kesin olarak ne öğrenmek istiyorsunuz? Dinle. Bu sana anlamsız gibi gelebilir, tamam mı? Sadece onu konuştur. Biz istediğimiz bilgi olup olmadığını zaten anlarız. Buradayken dışarıda yaptığım bazı şeylerden uzak duruyorum. Sen de öyle misin? Eminim buradaki herkes öyledir. Ne dediğimi anlıyor musun? Beni yalnızca bir tek şey yüzünden yakaladılar. Dedektifler uzun geceler ve günler boyu yalnız kalınca konuşmak isteyip ağzında baktığı ıslanmayacağından ümitliydiler. Gardiyanlar! Hey! Hey! Beni çıkarın buradan! Gardiyanlar! Size söyleyecek bir şey yok dostum. Çok geçmeden muhbir rahatsız bir karakterle yaşayacağını anlamıştır. Bu adamda bir delilik var. Yani hücrede kafayı yemiş çılgın gibi çok tiplerle kaldım ama bu başka. Bu raydan çıkmış, inan bana. Muhbirden her gün telefon geliyordu. Bu adam çılgın, bu adam sorunlu, kafayı yemiş, delirmiş diyordu. Ben de kısa bir süre senin oda arkadaşın olacak, sakin ol diyordum. Aylar geçip de Bruce'dan itiraf gelmeyince dedektifler endişelenmeye başlar. Bak dostum, sana bir şey diyeyim mi? Eğer anlatmazsan aklını kaçırırsın. Anlat bana dostum. Muhbir biraz daha zorlasa da o kabuğundan çıkmak istememektedir. O konuşmaya zorlandıkça diğerlerinden hiç tepki gelmiyor. Polisler kendilerini boşuna uğraşmış gibi hissetmeye başladılar. Hey gardiyan, 6 hafta sonra buradan çıkacağım. Dışarıdan size bakarım. Bruce'un tahliye günü yaklaştıkça dedektifler ani bir dönüş yapmaya karar verir. Ama başarı garantisi olmayan riskli bir hamledir bu. Grand Central Otoyolu, yol verme kavgası. Hatırladın mı? Bunun için 25 yıla mahkum olacaksın Bruce. Ona bağırıp çağırmaya başladık. Kan basıncını arttırıp yıpratmak istiyorduk. Hikayenin bana ait kısmını anlatamayacaksınız. Ben hiçbir şey yapmadım. O kızla en ufak bir alakam yok. Onlarla bir alakam yok. Benim hikayem bu. Onlarla bir alakam yok. En ufak bir işim yok. Bunu biliyorsunuz. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Aptallar! Ne oldu Bruce? Bu aptal dedektifler benim o kadınla bir işim olduğunu düşünüyor.
Hangi kadın dostum? Otoyolda öldürülen salak kadın. Hani vuruldu ya. Gerçekten mi? Biliyor musun? Evet. Evet ben yaptım. Sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Senin yaptığını onlar bilmiyorlar değil mi? İnan bana bilmiyorlar. Tabii ki hayır. Bunu bilmiyorlar. Benden hiçbir şey alamayacaklarını biliyorlar. Telefon deli gibi çalarken daha henüz ofise gelmemiştik. Birilerinin onun yolunu engellediğini söyledi. O da onu engelleyenlerin üzerine doğru sürmüş ve ateş etmiş. Bana göre hak etmişti gerçeği bu durumu açıklıyor. Uğraşmış olduğunuz kişinin karakterini yansıtıyor. Dedektifler nihayet zorlu çalışmalarla geçen yıllardan sonra aradıkları kişiyi bulmuştur. Ama aynı zamanda bu dosyayı yalnızca kendisi de bir suçlu olan güvenilir bir muhbirin sözleriyle kapatamayacaklarını da biliyorlar. Hala ikinci dereceden kanıt sayılır çünkü parmak izi, görgü tanığı yok. Başarılı bir kovuşturma için daha fazla sağlam kanıta ihtiyaç vardır. Dedektifler cinayet gecesi Bruce'un kullandığı aracı bulma peşine düşerler. Bruce Warren'ın son birkaç yıl içinde hayatında olan ve onunla konuşan her bir kişiyle bir araya gelmeye çalıştık. Şimdi konuştuğumuz kişilerden aldığımız bilgiye göre son söz yine Bruce Warren'a geliyordu. Ama Bruce'un tepkisi davayı tehdit eder türdendir. O kadını öldürdüğünü itiraf ettiği için her şeyi berbat ettiğini biliyordu. Kim beni ispiyonladı ha? Kim çenesini tutmadı? Güvenilir muhbir bizi arayıp, aman tanrım, hayatım tehlikede. Eğer adamlar benim olduğumu öğrenirse beni öldürürler. Onu öldürmek için birilerini arıyor. Birilerinin onu ihbar ettiğini biliyor. Benim olduğumu öğrenirse onun yanındaki hücredeyim. Beni buradan çıkarmanız gerekiyor. Sakin ol, sakin ol. Sen değilsin burada olan, benim. Bu muhbirin hayatını tehlikeye atamazdık. Amaç önemlidir. Ama birinin hayatını başkası için tehlikeye atamazsınız. 6 haftam kaldı. Neden beni Hadi buradan gidelim. Çıkartıyorsunuz ha? Hadi yürü. Neden beni buradan çıkartıyorsunuz? Senin olduğunu tamam, biliyorum. Tamam hadi. Beni sen ihbar ettin. Seni gammaz. Emine, Mescaro'nun cinayetinden sonra 3 yıldan fazla zaman geçmiştir. Dedektifler nihayet Bruce Warren'ın itirafını elde ederler. Ama ikinci bir kaynağı bunu tekrar etmezse yeteri kadar ikna edici olmayacaktır. Onunla konuşmanı istiyoruz. Bıraksana hayatında yaptıkları şeyleri anlatsın. Başının belaya girmediğini, yakalanmadığını ve inan bana sen de anlayacaksın neyi sakladığını. Hücrene birini getireceğiz. İyi arkadaş olun. 13 numarayı kapat. Bunun anlamı ne? Neler oluyor? Hey! D-Blo'a hoş geldin dostum. Neyse ne, 6 hafta sonra dışarıdayım. Burada fazla kalmayacağım. Seni dinliyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes aynı zaten. Şeyi söylüyor. Ben de söylüyorum. Haftalar geçmektedir ve Warren hala yemi yutmamıştır. Dedektifler umutsuzca zamanı kollarlar. Ama tahliye gününe günler kala Bruce sonunda yumurtlamıştır. Hey dinleyin, bilgi aldım. Bu hoşunuza gidecek. Geçen gün sizin adam geldi. Diğer hücre arkadaşlarından birini öldürmek istediğini söyledi bana. Ama ben kimseyi öldürmedim dedim. Sen ne yaptın dedim. Onu ihbar etmenin bedelini ödeteceğini söylemiş. Onu ihbar edeni öldürmek istiyormuş. Muhbir de neden öldürmek istiyorsun ki diye sormuş. Grand Central otoyolunda bir şeylerden bahsetti. Böylece Bruce Warren, Grand Central otoyolunda yaptıkları için detaya girince bunu da delillere ekleyebileceğiz. Dedektifler nihayet 1992 Noel arifesinde Mescaro ailesine neler olduğunun hikayesini ispatlayabileceklerdir. Emma'nın vurulduğu gece Warren başka bir iş arkadaşını gözetliyordu. Ama bu hırsızlık yaparken yakaladığı değil, farklı biriydi. Noel arifesiydi ve neredeyse yakalanıyordu. Geç oluyordu, işe yetişmesi gerekiyordu, acele etmeliydi. Green Central otoyoluna çıktı. Aynı anda John, Pamela ve Halle Noel kutlama gecesinden eve dönüyorlardı. Ve John farkında olmadan yolunu engellemiş, o anda Warren kendini kaybetmiş, onun yanından ilerlemeye başlamış. John ona küfretmiş ve olaylar böylece gelişmiş. John ona dikkat etmediği bir anda arkasından takip etmiş ve... Ne? Tamam, tamam. Peki, ben sana gösteririm. Silahını çekmiş, 3 atış yapmış. Öldürücü darbelerden biri Pamela'nın başına isabet etmiş. Ve
ve sonradan mermileri arabanın içine boşaltmaya başlamış. Sanırım kadının öldürüldüğü aynı yerde. Şimdi iki farklı kişiye Pamela'yı öldürenin kendisinin olduğunu itiraf etti. İtiraflar önemlidir ama polislerin delil eksiği vardır. Ta ki Bruce'un iş arkadaşlarından birinin onun arabasını tutuklanmadan çok kısa bir süre önce bir arkadaşı adına kiraladığını telefonda söyleyene kadar. Polis arabayı araştırır ve inceleme için getirtir. Açık renkli bir arabaydı. John'ın vermiş olduğu tanıma uyuyor gibiydi. Arabadan bir şey çıkmamıştır ama polisler son olarak John'ın kendisine başvurmayı düşünürler. 3 yıl önce arabadan ateş eden katilin aracını tanımasını ümit etmektedirler. En son sözü John söyleyebilecek midir? Polis, John Mascaro'yu arabaların bağlandığı bir depoya götürdü. Orada yüzlerce, belki de 1000 kadar araba vardı. Aralarından yürürken bir tanesini işaret etti ve araba bu dedi. Sanki 70 metre mesafeden arabayı işaret etmişti. Arabayı hemen tanıdı. Ertesi gün Bruce Warren tahliye için hazırlanmaktadır. Bugün ne günü biliyor musun? Gel, sana bir ipucu vereyim. Ne yaptığımı görüyorsun. Tahliye günü bebeğim. Buradan çıkacağım. Karides, ıstakoz, flaminyonlar. Büyük gün adamım. Dinle bak. Benim bazı kız arkadaşlarım da var. Takıldığım kızlar dışarı çıkınca beni bekliyor. Hadi dostum acele et. Randevularım var. Görüşeceğim kişiler var. Gideceğim yerler var. Yapılacak işlerim var. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Ha? Hadi gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Bay Warren. Ne oluyor? Biz Queens cinayet masasındanız. Hikaye. Tutuklandınız. Hayır hey adamım hey. Durun. Gidin buradan. Hayır ellerine hayır dedim. Arkaya kavuştum. Hey. Tutuklandın. Ne yapıyorsunuz ha? Ellerine arkaya hey. Dedim. Tutuklusun. Kesin olarak cinayetten suçlandığı halde Bruce Morris kasıtsız olarak adam öldürme suçuyla 5 ila 15 yıl hapse mahkum oldu. Bruce 7 yıl daha yaşadı ve 2007 yılında parmaklıklar arkasında öldü. Geriye doğru bu dosyaya baktığımızda dedektiflerin bu kadar zorlu çalışmasından geriye kalanın sadece şans olduğunu çıkarıyoruz. Dedektiflerin o fotoğrafı orada görmelerinden başka hepsini bir araya getirip ortaya çıkarmakta bir şans olabilir ama onların açısından tanımaları da çok akıllıcaydı. Pamela'yı belki geri getirmeyecekti ama sonunda adalet yerini buldu ve Bruce Warren tutuklandı. Sokaklardan temizlendi ve bir daha da canlı dönemeyecekti. Bugün şehirde hala Pamela Mascaro'nun adı geçmekte. Forest Hills'ın mahallelerinden birinde Pamela Mascaro'nun kızı Hallie'yi götürdüğü küçük bir park var. Ve oraya giden küçük bir cadde var. Park ve cadde Pamela'nın anısına Pamela Mascaro yolu olarak değiştirildi. John ve Hallie Mascaro için adalet ilk plandaydı. Ama bu onların karısını ve annesini geri getirmeyecek. Bir başka trajik New York hikayesi. Bir dakika önce mutlu bir aile varken bir anda her şey avcundan kayıp gidebiliyor.